yolun üzerinde İfran şehrine ya da kasabasına uğradık arkadaşlar. Burası çok ilginç bir yer çünkü bir anda çok başka bir Fas karşımıza çıktı. Burası 1920'lerde kurulan bir aslında kayak merkezi. Fransızlar sömürge zamanında burayı kurmuşlar. Zaten mimariden anlıyorsunuz. Bambaşka evler var. Zaten görüntülerde gördünüz. Şöyle içeri geldiğiniz zaman böyle bir Fas'la dışarıdan gelen birçok insanın kayak merkezine geliyorlar. Ve buraya inip buradaki otellerde, butik otellerde kalıyorlar. Biraz doğayla iç içe bir yer. Şu an mevsimden dolayı şu ağaçlar çok renkli değil ama gördüğünüz gibi gölün etrafında çok güzel bir mekan var. İşte dediğim gibi şu anda bir 10-15 dakika yol üzerinde çünkü uzun bir yolumuz var. 6,5 saate yakın sürecek bizim Erfurt'a ulaşmamız. Burada durup bir küçük mola vereceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Yolda gelirken de burada mutlaka uğramayı ihmal etmeyin. Çok acayip güzel bir tarafa geldik. Yine zor yollar ama en azından ilginç yer şekilleri, kıpkırmızı dağlar, tüneller böyle. Az önce ilk defa Fas'ta bir tünel gördük böyle. Küçük, bizdeki gibi değil tabii ki, modern düşünmeyin. Dağ oyulmuş böyle. Yani zor bir yoldan gidiyoruz. Sürekli virajlar var. Gözümüzü yoldan ayırmıyoruz hiçbir şekilde. Bakın şu anda yine sakinleşti yol ama az önce bayağı bir viraj çıktık. Böyle güzel teraslar da yapmışlar. Ara ara durup. Şimdi bu değil de arkada bir sürü vardı. Ha ileride var bakın mesela bir tane geniş çıkıntılar var. Orada arabanızı durdurup kısa bir molalar verebilirsiniz. Aşağıda bir nehir yatağı var. Şu an Atlas Dağları'nın oralardayız. Nehir yatağı var. Ama yani Mart olmasına rağmen hepsi kurumuş. Ha bak mesela bu çok kurumamış. Evet bu da akıyor. Demek ki bu sene Fas çok iyi kar almamış. Çünkü şimdiden bazı taraflar kuruduğuna göre çok da beklenen kar yağışı gelmemiş dağlara. Şimdi daha yolumuz var. 2 saate yakın hatta 2 saatten fazla yolumuz daha var. İyice böyle artık yoruyor yol. Ama mecburen dikkat edeceğiz. Gideceğiz. Çünkü çok bu arada durabileceğiniz bir şehir yok yani. Mecbursunuz. Yani dediğim gibi eğer siz çöl turu yapmak istiyorsanız bu Fez'den sonra geri dönmeyeyim. İşte Kuarzazete, Kuarzazete, işte ben Alhadudi gibi ya da Merzuga gibi yerlere gidip hem çöl turu yapayım hem o muhteşem çöl köylerini göreyim diyorsanız bu yolu mecburen kullanmak zorundasınız. Sabah erken saatte çıkın ki akşam kesinlikle karanlığa kalmayın. Ya ben bu yolu gece düşünemiyorum. Öyle söyleyeyim yani. Ve uzun bir yolculuktan sonra Merzuga'ya geldik arkadaşlar. La Belle Vita Etoile adı verilen böyle Fransızca bir isim var. Bölgedeki oteldeyiz. Bu gece çadırda kalacağız. Çölde konaklama deneyimimiz bir çadır şeklinde olacak. Ama öncesinde bakın gün batımı yaklaşıyor. Hızlı bir şekilde gün batımı için develere doğru gideceğiz. Çölde kumların üzerinde, kum tepenin üzerinde gün batımını izleyeceğiz. Sonra da ben buradan size güzel bir konaklama deneyimini anlatacağım. Ölmeden önce yapılması gereken şeyler listeme bir tık daha attım. Ve şimdi birazdan çöl turunda görüşürüz. Şimdi bu develerle gün batımını izlemek için arkadaki kum tepelerine gideceğiz. Geliyorum ben de Miracığım. Şimdi bir anda bu deveye bineceğim. Güzel bir deneyime hazırız. Evet şimdi deneyim için biniyoruz. Evet bu deneyimi de yaşamadık demeyiz. Şimdi hem Instagram hem YouTube çekeceğim için kapatıyorum. Birazdan devam ederiz. Arkadaş çok rahatsız bir olay bu. Bir sağa bir sol, bir sağa bir sol. Evet şu anda deve ile yolumuza devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir manzara bizi bekliyor. Biraz geciktik yol uzun olduğu için ama hala güneş tepede bizi bekliyor. Daha batmadı. Önemli lan bu deneyimi yaşatmak. Mira, güzel mi? Evet şimdi 15 dakikadır böyle gidiyoruz. Şöyle söyleyeyim çok matah bir şey değil. Yani ben deveyle yolculuk yaptım mı Mersin'de birkaç daha binip fotoğraf çekmiştim falan. Ama güzel bir deneyim gerçekten. Şöyle bakın ilk defa birkaç ülkede daha görmüştük ama böyle direkt işin içinde
dakikalarca yolculuk yapmamıştık. Gerçekten güzel bir deneyim oluyor şu anda. Güzel bir konuma gideceğiz. Oradan da artık günü batıracağız diye bekliyoruz. Şu anda 15-20 dakikadır devam ediyor yolculuğumuz. 8 saatten sonra araba yolu sürdükten sonra gerçekten şu an bir sağa bir sola iyice uykum geldi ama gerçekten çok rahatladım. İyi ki terapi gibi bir şey ya, böyle sakin. Fiyatları öğreneceğim, açıklamalara yazarım zaten. Şimdi biz böyle bir toplu olarak bir tanıtım için burada olduğumuz için açıklamalarda bunları yazacağım. Hadi bakalım. Daha farklı bir şey görürsek çekmeye devam edeceğim. Bundan sonra zaten konaklamak evimiz olacak çölde. Şimdi bir tepeye konuşlandık. Burada gün batımını izleyeceğiz. Bugün şansımıza tabii ki güneş yok. Her zaman benim şansım bu zaten. Ama bu macera için bile güzeldi. Omar, thank you. It's amazing experience. Nice. Very good. Very very good. Welcome Turkish. Ah yeah. Merhaba. Merhaba. Evet, şimdi Omar'dan da merhabayı aldık. Şimdi arasında yavaş yavaş insanlar dönüş yolunda başladılar. Böyle kervanlar halinde dönüyorlar. Şimdi geldik otelimize, çadırımıza yerleştik. Birazdan yemek yiyeceğiz. Şöyle göstereyim, zifiri bir karanlık. Şansımıza bulutlu olduğu için gökyüzünü şu an çok göremiyoruz. Belki ilerleyen saatlerde açılır. İşte şurada da çadırlar var. İsterseniz yine bu otelde odalarda da kalabiliyorsunuz. Fiyatlar aşağı yukarı aynı zaten ama çadır deneyimi biz istediğimiz için çadırda kalacağız. İşte şöyle güzel bir bahçesi var orada. Ateş yakmışlar, oturuyorlar. Muhtemelen biz de otururuz zaten yemekten sonra. Güzel bir deneyim olacak. Gün ağarınca da size daha detaylı göstereceğim. Evet, yine bir tajin maceramız başlıyor. Bu sefer farklı bir sunumla, limonlu arkadaşlar. Limonla, bakın üstüne limon konmuş, zeytinler var. Yine Fas bölgesinin zeytinleri, bu bölgenin zeytinleri. Bu sefer tavuk daha farklı, dün butlar gelmişti. Bu sefer patlıcan etler geldi. Ama altta sanırım butlar da var. Ben tabii Fas'ta biraz yemek seçeneğimiz az maalesef. Bizdeki gibi böyle binlerce çeşit yemek yok. Şöyle yavaştan bir başlayalım bakalım sadece eti için. Ama bu Mira için çok iyi oldu. Çünkü çocuklar bu tarz tavukları daha çok severler. Çok sıcak geliyor, dikkatli olun. Gerçekten lokum gibi. Bir de hava. Aman. Kuskus. Kuskusa bak. Yeah. Kuskus vegetable. Oh, bayağı bir and the beef. Etli ve sebzeli kuskus arkadaşlar. Bizim kuskus gibi biraz daha bulgur gibi bunun kuskusları ama gerçekten çok güzeldi. Zaten bu ikisi vazgeçilmez yemekler. Ve yeni bir güne uyandık. Bu sabah Merzuga'nın arkalarında bulunan devasa kum tepelerine karşı gözümüzü açtık arkadaşlar. Şu arkamda gördüğünüz çadırlarda kaldık. Burası La Belle Étoile. Yani çok zor bir isim var, Fransızca bir isim var. Bu bölgenin ismi de o. Bu otelde o isimle alınıyor. Burada bir gece konaklama yaptık. Deve turuyla, deveye binerek gün şu karşıdaki tepelere çıkıp gün batımını izledik. Zaten videonun devamında onları da göreceksiniz. Çadırlar gayet konforlu. Hani şöyle söyleyeyim, böyle bize sundular. Otel mi istersiniz, çadırda mı kalmak istersiniz? Aşağı yukarı ikisi de böyle 50-60 dolar arasında fiyatları var gecelik. Ya Türkiye'den ucuz şu anki kurlara rağmen. Orada biz bu öyle bir şey hiç denemediğimizi söylediğimiz için çadırda kalmayı istedik. Ve çadırlarda büyük bir yatak var, banyosu var, tuvaleti var. Ama öyle çok fazla bir konfor yok. Hani konfordan kastım böyle bir otel odasında olması gereken şeyler yok. Ama onun dışında zaten otelde restoran kısmında kahvenizi, çayınızı, yemeğinizi falan yiyebiliyorsunuz. Sadece yatmadan yatmaya gidiyorsunuz. Yani böyle çok güzel bir deneyim oldu. Şu an bir berberi tarzı bir kalenin, yani yeni bir kale sonuçta, otele çevrilmiş haliyle güzel bir Merzuga gezisi yaptık. Kum mumu da aldım koleksiyonum için. Şimdi Fas'ta kahvaltı için arkadaşlar aşağı indik, otelimize indik. Şurada klasik kahvaltı zaten. Yani Fransız etkisini burada çok görüyorsunuz her yerde. Kruvasanı,
diğer hamur şi diyelim artık ismini tek tek bilmiyorum. Kekler var. Sonra bu tarafa geçince de yine gözlemeler, taş ekmekler, yumurtaları görebiliyorsunuz. Portakal suyumuz, çayımızla birlikte, balımızla birlikte güzel, şekeri bol bir kahvaltı. O zaman biz artık başlayıp yolumuza devam edelim.